Yeah, welcome to Tallinn. Litvanya'ya ilk geldiğimde çok farklı ülke gezememiştim. Yüksek lisans tezimle uğraşmaktan hem de işte biraz uzun vadeli planlar yaptığım için çok farklı ülkeye seyahat edememiştim. Arkadaşlarım hep davet ediyordu işte Erasmus öğrencisin gel işte farklı ülkeleri gezelim gidelim gibisinden. Çok fırsat bulamadım. Erasmus sürecim biteli bir sene oldu. 2021 Haziran'da Erasmus'um bitmişti. Şu an 2022 Haziran'dayız. Bu bir sene içerisinde farklı ülkeleri gezme fırsatı buldum. Nasıl seyahat ettim, bu fırsatları nasıl buldum, sizlerle bunları paylaşacağım. Bugünkü videoda Estonya'dan bahsedeceğim. İlk gittiğim ülke Estonya olmuştu. Litvanya'da Erasmus dönemimden sonra ben proje koordinatörü olarak burada çalışmaya başladım. İşte Erasmus projeleri yönetimi, yazımı, aktivitelerin takibi, bu işle meşgul oluyorum. Şimdi Erasmus projelerinin doğası gereği partnerlerle tanışmak, yurt dışında eğitim aktiviteleri yönetmek ve onlarla toplantılar yapmak için ayrı bir bütçe veriliyor. Zaten Erasmus projelerinin hani amacı biraz bu. İşte yurt dışındaki partnerlerle işbirlikleri yapmak, onlarla beraber projeler, yenilikler geliştirmek. Bu kapsamda bizim şirketin de işte Estonya ve Norveç ortaklı bir projesi vardı. Bu proje kapsamında işte Estonya'da bir toplantıya katılmamız gerekiyor. 3 günlük bir toplantı olacaktı. Litvanya'dan Estonya çok yakın. O sebeple biz arabayla gitmeyi tercih etmiştik. İşte patronumuz Dinas dedi hani benim arabayla gideriz toplantıya dedi. Ben de tamam dedim zaten. Şimdi haritadan da göstereyim size. Litvanya'dan Estonya yani dümdüz. Ne sağa ne sola sapıyorsunuz. Sadece bas gaza git yani. Hani dümdüz yukarı çıkıyorsunuz. Burada bir şey daha tecrübe etmiştim işte. Türkiye'deyken hep diyorlardı. Avrupa'da ülke gezmek, Türkiye'de şehir gezmek gibi. Onu da tecrübe etmiş oldum işte. Litvanya'dan Letonya'ya geçtik. Letonya'dan Estonya'ya geçtik. Böyle sınırda bir kontrolmüş, şuymuş falan gibi bir durum yok. Normal işte Giresun'dan Trabzon'a nasıl geçiyorsanız, Ankara'dan Eskişehir'e nasıl gidiyorsanız arabayla aynı o şekilde. Yolda küçük bir mola vermiştik işte. Linas bana dedi sana Baltık Denizi'ni göstereyim dedi. Baltık Denizi'ne en yakın yerde Letonya'da durduk. Sonra işte çok güzel bir sahil var. Muazzam bir manzara. Aslında suya girmeyi düşündük ama geç kalırız diye onu yapamadık. Sadece ayaklarımı sokmakla yetindim. Ağustos ayı olmasına rağmen su buz gibiydi. Acaba ne zaman sıcak oluyor merak ediyorum. Akşam üzeri Tallinn'e varmıştık. 3 günlük bir proje toplantımız olacaktı. İşte Tallinn'in merkezine bu Old Town Eskişehir dedikleri merkeze yakın aynı zamanda toplantı yerimize de yakın bir pansiyonda konakladık. Fiyat ve konfor açısından gayet güzeldi. Yeme içme olarak da çok güzel mekanlar var. Aklımda bir tanesi kalmıştı. Kompresör diye bir restoran. Pankekiyle meşhur. Çeşit çeşit pankekler yapıyorlar. Burayı tavsiye edebilirim. Aynı zamanda partnerlerle öğlen ve akşam yemeği için gittiğimiz restoranlarda da yemekler çok lezzetliydi. Hatta unutamadığım bir lezzeti söyleyeyim. İşte öğlen yemeği yemiştik bir yerde işte. Yemeklerden önce atıştırmalık geldi. Sıcak ev yapımı böyle kara buğday ekmeği. Bir de yanında tereyağı getirdiler. Yemeğe başlamadan işte onu tattık. Yani o kadar lezzetliydi ki ekmekten satın almak isteyenler oldu yani partnerler arasında. Dediler hani ekmekten satın alabilir miyiz diye işte garsonlara falan soruyorlardı. Yani atıştırmalıklara bu kadar özeniyorlarsa artık yemekleri siz düşünün gayet lezzetli. Tallinn şehri huzur dolu diyebilirim yani peaceful, böyle huzur dolu bir ortamı var. Özellikle Old Town, bu eski şehir denen kısım UNESCO kültürel mirası olarak korunuyor. Tallinn'in nüfusu çok az fakat turistleri görebilirsiniz etrafta. Gerçekten bayağı turist alan bir ülke. İngilizce olarak da her yerde rahatlıkla iletişim kurabiliyorsunuz. Tallinn aynı zamanda, daha doğrusu Estonya, dijital altyapılarıyla meşhur yani belki duymuşsunuzdur işte dijitalizasyon, inovasyon. Bu konulara çok önem veriyorlar ve tüm sistemlerini dijital olarak yönetiyorlar. Bunun dışında toplantı güzel geçmişti. Projemizin konusu yetişkin eğitimi alanında.
yani yetişkinlerin dijital becerilerini geliştirme üzerine bir proje yönetiyorduk. Bu 3 günlük toplantımızın birinci günü eğitim olmuştu. İkinci ve üçüncü günü ise işte projeyi nasıl geliştirebiliriz bunları tartıştık. Şimdi toplantıda en genç ekip bizimkiydi. Yetişkin eğitimi projesi. Yalnız bizim şirketteki ekip en gençler arasında. Bizim patron var Linas, ben varım. Bir de Dimitro diye bir arkadaşımız var. O da projenin koordinatörü. Toplantı boyunca hep aktif olmaya çalışıyordum. İşte yaşımdan büyük insanlar olmasına rağmen işte fikirlerimi beyan ediyorum. Neler anladıysam projeden işte sorular soruyorum vesaire. Yaşınızdan büyük insanların sizi ilgiyle dinlemesi güzel bir duygu. Yani yaşa değil de daha çok bilgi birikimine, tecrübeye değer verilmesi gerçekten benim özgüvenimi de arttırmıştı. Hatta bununla ilgili unutamadığım bir anımı paylaşayım. Toplantının ikinci günü akşam yemeğine gitmiştik işte partnerlerle. Estonyalı ortaklarımızdan biri Eva. 50'li yaşlarda bir kadın bana yaklaştı, bir şey demek istediğini söyledi. Ben de tabii buyurun dedim. Dedi ki senin bugün yaptığın açıklamalardan sonra dedi proje kafamda daha iyi oturdu falan dedi. Ben hani biraz şok oldum. İlk toplantım olmasına rağmen böyle bir yorum almak yani beni gururlandırmıştı. Çünkü yurt dışındaki ilk iş deneyimim, ilk proje toplantım, işte her şey İngilizce düşünüp ifade etmeye çalışıyorsunuz falan. Böyle bir yorum almak gerçekten güzeldi. Bulunduğunuz ortam gerçekten çok önemli. Burada Linas'a teşekkür edebilirim. O beni her zaman cesaretlendirmiştir işte. Suat soru sor işte, fikrini söyle, rahat ol, kendini ifade et gibisinden. Ortam da sizin fikirlerinize, doğru ya da yanlış olabilir fark etmez. Sizin ifadelerinize, düşüncelerinize saygı duyunca gerçekten sizin de özgüveniniz artıyor ve fikirlerinizi rahatlıkla söyleyebilir hale geliyorsunuz. Unutamadığım anlardan diğer birini anlatayım. İşte proje toplantımız bitti. Artık son gündü. İşte partnerlerle vedalaştık. Ben dedim ki Linas'a ya dedim hediyelik eşya almak istiyorum. Döndüğümde dedim arkadaşlarıma veririm işte hem de bana hatıra kalsın. O da tamam alabilirsin işte hani bakalım dedi. Bir tane hediyelik eşya marketine girdim işte. Hello hello girdim. Birazdan Türkçe bir müzik çaldı dükkanda işte. Bir anda ses yükseldi. Yani satıcı Estonyalı değildi oradan eminim ama hani Türk olup olmadığını da bilmiyorum ama müzik Türkçe çalıyor. Neyse yaklaştım adam işte where are you from? Adam I'm from Turkey işte. Ben de Türk'üm, sen de mi Türk'sün falan işte, ne yapıyorsun, ben Litvanya'dayım, sen Estonya'da falan. Öyle bir konuştuk işte, nasıl gidiyor, neler yapıyorsun, nasıl geldin. Estonyalı biriyle evlenmiş, işte burada işini kurmuş, hediyelik eşya dükkanı açmış, Türkiye'den ürünler getirerek ticaret yapıyormuş. Ben de işte dedim Litvanya'dayım, proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Bana dedi ki, Estonya'da bu tarz işleri araştırabilirsin, burada daha yüksek maaşlı o işler falan dedi. Öyle hoş bir muhabbet ettik. İşte aldığım ürünlerde bayağı indirim yaptı bana sağ olsun. En sonunda da falım sakızı vardı işte kasaya koymuş. Diyor ki ne kadar alabilirsen al falan dedi. Orada da falım sakızı almıştım hani. Aylardır yurt dışındasınız hani Türkiye'den işte bir sakız da olsa görmek güzel oluyor. Sonra teşekkür ettim, vedalaştık, dönüş yoluna koyulduk. Geldiğimizde Linas'la ben beraber gelmiştim. Dimitro arkadaşım bize Estonya'da katılmıştı. Şimdi üçümüz beraber döndük. Bunlar tutturdular işte şey, Baltık Denizi'ne gireceğiz bu sefer dediler. Ben de tamam dedim. Sonra işte Estonya'dan dönerken yine Baltık Denizi'ne yakın aynı yerde durduk. Bu sefer onlar yüzeceğiz dedi. İşte ben de tamam dedim, ben de katılayım. Suya girdik bu sefer. Yani 3-4 dakika falan kalabildim. O kadar soğuk ki yani vücudumu hissetmiyordum neredeyse. Biraz yüzmeye çalıştım falan derken sonra çıktık. Sudan çıktım yine sanki vücudum yok. İşte orada hemen bir push-up challenge teklif ettim. Şınav yarışması yaptık. Beraber şınav çektik. Linas kazandı. Sonrasında yine akşam üzeri Kaunas'a vardık. Estonya Avrupa'da gezdiğim 3. ülke olmuştu. Üniversitedeyken İtalya'ya gitmiştim. Bu Erasmus dönemiyle de işte Litvanya'ya geldim. Bu da 3. olarak Estonya'ya gezmiş oldum. Doğrusunu söylemek gerekirse Baltık ülkelerinin sakinliği benim hoşuma gidiyor yani işte Letonya, Litvanya, Estonya. Sakin, çok fazla nüfus yok. Herkes kendi halinde. Bazen bana diyorlar işte neden Litvanya'yı seçtin, neden Litvanya'dasın gibisinden falan. Ya bu bulduğunuz imkanla alakalı ve işte hangi ülkede yaşamak istiyorsunuz onunla alakalı.
Burada fırsatı buldum ve gayet de hoşuma gitmişti. O şekilde devam ettim. Litvanya yolunuz düşerse beklerim. Sizin gitmek istediğiniz ülkeler hangisi? Yorumlar kısmında yazarsanız okumaktan keyif alırım. Estonya ile ilgili böyle genel anılarımı ve yorumlarımı paylaşmaya çalıştım. Umarım sizler için de farklı bir bakış açısı oluşturmuştur. Estonya'yı merak eden arkadaşlarınız varsa videoyu onlarla da paylaşabilirsiniz. Bir sonraki gezdiğim ülkeler bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.